Yeter. Kesin artık. İyice canımı sıkmaya başladınız. Yok ya. Bak sen. Ne yaparsın lan? Mahkeme salonlarında ahkam kesmek kolay aslanım. Burası bizim çöplüğümüz. Burada öt de görelim. Çekil yolumdan. Oo, bağır ol bakalım. Biz senin gibiler karımıza, kızımıza göz koymasın diye elimizi kana buladık. Madem örf ve adetleri içe saydın, kız kardeşine nefs kabarttın, birileri de senin cezanı kesmeli değil mi? O benim kardeşim değil! O benim kardeşim değil! Değil! Ya. Sevdim ben onu! Sevdim! Neden anlamıyorsun? Kardeşim değil! Kardeşim değil! Kardeşim değil! Başarılı bir ev hanımı olacaktır. Öyle mi dersiniz? Kadının eli hamur işine yatkın olur. Eğer erkeğini de hamur gibi şekillendirebilirse, hele ki kıvamını da tutturursa, demeyin o evliliğin keyfine. Biz İzzet'le 30 yıldır aynı yastığa nasıl baş koyduk sanıyorsunuz? İlahi İnci Hanım, hiç güleceğim yoktu. Bugün gülmeyeceğiz de ne zaman güleceğiz Sadakat Hanımcığım? Hakim Bey, şu Allah'ın işine bakın. Biz dünür mü olduk şimdi? Evet İzzet Bey. Ben de hala inanamıyorum gazelimin evleneceğine. Aman hakime, keşke siz gitmeseydiniz. Zaten başkomiser tek celsede biter dememiş mi? Madem gideceksiniz sakın sinirlenip kalbinizi yormayın. Maazallah daha tam iyileşmediniz. Sağ ol Sadakat. Çıkalım mı Baki Baba? İnsanın önceden yakın olduğu birinin aleyhine şahitlik etmesi zordur. Bunu yapabilecek misin kızım? Evet babam. Bir an önce olup bitsin istiyorum. Hadi. Yıllardır bana kan kusturan bu kabus bitecek artık. Nihayet huzur bulacağım. Davalı Cihan Sarı'nın davacı Leyla Hisarlı'yı kaçırma, alıkoyma ve buna müteakip psikolojik tacizde bulunmasından dolayı suçunun sabit olduğuna karar verilmiştir. Anlamaz mısın sen? Misafirini böyle karşılamak
Senin gibi böyle zarif bir bayana hiç yakışmıyor. Beni içeri davet etmeyecek misin? Bela mısın be? Rahat bırak beni. Kes lan! Sen beni dünkü çocuk mu sandın ha? Anlaşılan kaba kuvvetten hoşlanıyorsun. Bundan anlıyorsan ben senin gibilerin dilinden konuşmasını da bilirim. Para burada. Hemen ödeyebilirim. Ne o? Birden kibarlığını tuttu yine. Al, al işte. Şimdi ofise gidiyorum. Geri kalanını da akşama vereceğim. Artık çok geç bizim. Vakit doldu, anlaşma bozuldu. Nasıl yani? Ne demek bu şimdi? Madem param eksik, ödemeyi başka türlü yaparsın artık. Git buradan! Söz akşam olmadan paranın tamamını vereceğim. Git dedim. Yoksa seni öldürürüm. Zorluk çıkarma. Güzel kadınsın. Parayı her zaman bulurum. Ama senin tadına bakmak paradan daha lezzetli gelecek bana. Çırpınıp durma boşuna. Bırak beni, bırak. 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 Arkadaşlar koşun, hadi geliyorlar. Arkadaşlar tamam. Bir saniye, bir saniye. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Neler yaşadı? Meydan bahseder mi? Leyla Hanım, bir açıklama yapar mısınız? Leyla Hanım, zor zamanlar geçirdiniz. Neler düşünüyorsunuz Leyla Hanım? Ne zaman düzenlemeyi düşünüyorsunuz? Menderes Bey. Leyla Hanım, bir açıklama alabilir miyiz? Leyla Hanım, neler yaşadınız? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Zararı nasıl karşıladınız? Leyla Hanım, bir açıklama bekliyoruz lütfen. Arkadaşlar, şu an size bir açıklama yapamayacağız. Çok yakında basın danışmanlarım size gerekli açıklamayı yapacaktır. Müsaade edin. Geliyor. Arkadaşlar lütfen yol açın. Menderes Bey, kısa bir açıklama. Lütfen kısa bir açıklama. Ya ben suçlu. Söylediğim gibi arkadaşlar daha sonra. Lütfen müsaade edin. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Zor günler geçirdiniz Leyla Hanım. Ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar daha sonra. Menderes Bey, bir açıklama yapar mısınız? Lütfen. Sizin gibi lütfen. Cihan Bey suçlu buldunuz. Ne söyleyeceksiniz? Kendinize gidecek misiniz? Bırak! Bırak beni dedim hayvan herif! Bırak beni! İmdat! Gel buraya! Yardım edin! Kimden kaçacağımı sandın ha? Gebelenmeyi kes! Bırak! Bırak! Leyla! Geç, dur! Dur! Kaçma! Dur! Leyla, Leyla, dur, 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 Leyla, Leyla, bırak, bırak. Aa, aa, aa. Çek. Dur, bırak. Silahını al, silahını al. Emredersiniz komutanım. Durun, 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 yaklaşın. Leyla, canım. Leyla. İyi misin? Leyla, bir şey oldu mu kızım? Yaralandın mı? Babam iyiyim, canım vuruldu. Ambulans çağırın. Biri ambulans çağırsın. Hareket ettirme. Ambulans gelene kadar beklemek en iyisi. Can dayan. Ambulans geliyor, ne olur can dayan. İyi misin? Yaralılar çok ağır. Yaklaşmayın. Ambulans istiyorum. Acil ambulans gelsin. Hadi yardım durma. Doğru çıkarmayın. Hadi. Bırak. Kes lan da belenmeyi kes. Bırak. Durmazsan çok kötü olur. Yapma. Yapma lütfen. Benim çocuklarım var. Kes lan. Hayır. Hayır. Yaralının durumu ağır efendim. Ambulans nerede kaldı? Cihan. Oğlum. Ben affedeyim. Çekilmişsin. Cihan konuşma. Yorma kendini. Ambulans geliyor. Çocuğun ambulans. Yoksa sen affedersin. Rahat gidebilir. Cihan sus lütfen. Al şunu, başından ayrılmayın. Hadi. Adliye sarayında bulunmaz.
silahlı çatışma oldu. Acil bir ambulans lazım. Lütfen acele edin. Cihan! Bekliyoruz. Arkadaşlar lütfen. Leyla. Lütfen açılır mısınız? Tamam. Tamam affediyorum. Geri çekin. Geri çekin. Yakalasana, yakalasana. Şimdi yakalayacağım seni. Yakalasana, yakalayamaz ki. Al! İyi misin? Çok acıyor. Cihan! Cihan uyan! Cihan! Oğlum! Etme, ambulans gelmek üzere. Sence öldü mü? Nefes alıyor. Az daha öldürüyordun. Eğer kendine gelirse bu sefer yaparım. Merak etme. Kendine geldiğinde polis çoktan kelepçeyi takmış olacak. Leyla, arabaya kadar yürüyebilecek misin? İyiyim ben. Thank you.
Bırak götürsünler. Bir an evvel götürsünler, yoksa ben elimi kana bulayacağım. Defa birkaç hafta önce karşımıza çıktılar. Selim'in kendilerine borcu olduğunu söylediler. Çok yüklü bir meblağıydı. Ödemeyi yapamayınca sıkıştırmaya başladılar. Bugün de bir tanesi evime girerek bana saldırdı ve eşimi yaraladı. Asuman Hanım, sizi tehdit eden diğer alacaklılar bu adamlar mı? Evet, bunlar. Borcunuzu ödemeye çağırıp patronumuza saldırmışsınız. Bir de üstüne biz tutuklanıyoruz. Patronum dediğin o şerefsiz yeşimi bıçakladı. Canını kurtarmak için yapmıştır. Sizin gibi kadınlardan korkulur. O koruduğun yeşim borcu senden tahsil etmek için senin adresini vermişti. Yeter. İfadeni içeride verirsin. Çıkar şimdi şunları dışarı. Tamam amirim. Yürüyün. Bu söylediklerinden haberiniz var mıydı? Paçayı sıyırmak için yalan söylüyor. Yeşim gelmeseydi neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Belki de başta ortak çalışıyorlardı. Olamaz mı? Ona bu kadar çok mu güveniyorsunuz? Beni kurtarırken az daha ölüyordu. Şu an hastanede bebeğinin hayatı için endişe ediyor. Sizce onlarla ortak olsaydı bunu yapar mıydı? Pekala Asuman Hanım. İfadenizi memur arkadaşlar getirecek. İmzaladıktan sonra gidebilirsiniz. Yeşim. Merak etme, sadece sıyırmış bebek iyi. Geçmiş olsun. İyiyseniz ifadenizi alalım. Tabii. Yıkansam da temizlensem de üzerimde kan kokusu var. Niye yaptı sanki? Niye atladı önüme? Kendine bunu yapma. Cihan sadece seni sevdi. Çocukluğumuzdan beri. Maalesef bir insanı nasıl seveceğini bilemedi. Öğrenemedi. Kırdı döktü hepimizi. Özellikle de seni. Ama kendince çok sevdi. Ne kadar nefret etsem de onun sayesinde hayattasın. Bu bana yaptığı her şeyi unutturmaya yeter. Cihan'ın öldüğüne inanamıyorum. Senelerdir onun tedirginliğiyle yaşadık. Bir ara her sabah acaba bugün ne yapacak diye uyanırdık. Niye canım sıkılıyor biliyor musun? Adam o kadar kötülük yaptı. Ama gider ayak Leyla'nın hayatını kurtarınca şimdi gazeteciler kahramanı ilan edecek. Ama olmasaydı Leyla'yı ya da Menderes'i kaybetmiş olabilirdik. Belki de ikisini birden. Bence gider ayak kendini affettirdi. Neyse biz affettik yaptıklarını. Artık gerisini Allah affetsin. Bir sen eksiktin. Ne var? Yine ne istiyorsun? Sadece bir dakika istiyorum. Çok önemli. Oh. Ben çıkayım. Müsaadenizle. Konuşmak istemediğini biliyorum. Hatta beni bir daha görmek bile istemiyorsun. Haklısın. Ne söyleyeceksen söyle de git yeşim. Zaten herkes için yeterince zor bir gün. Paranı getirdim.
Artık bu parayı istemiyorum. Bu da yeni bir oyun mu şimdi? Her şeyi anlatacağım. Cihan bize çektirdiklerini asla telafi edemez diyordum. Ama bu yaptığıyla kendini en azından bana affettirdi. Mekanı cennet olsun diyelim. Allah affetsin. En iyisi onu eski haliyle hatırlamak. Gönlümüzde eski hali neyse hep orada tutmak. Haklıydın. Herkes haklıydı. Ben pek iyi bir insan olamadım bu hayatta. Belki de çok çaba sarf etmedim. Ama bu bebek sanki benim ruhumu temizledi. Ona güzel bir hayat vermek istiyorum. İyi bir anne olmak istiyorum. Bu söylediklerinde samimi misin Yeşim? Kendini kandırıyor olmayasın. Sizlere yaptıklarımdan sonra bana inanman çok zor biliyorum. Ama gerçekten hayatımı temize çekiyorum. Buralardan gidip çocuğumla yepyeni bir hayata başlayacağım. Pekala. O zaman buna ihtiyacın olacak. Madem sil baştan başlıyorsun hayata, bu para sende kalsın. Hayır. Ben bunları duygu sömürüsü yapmak için anlatmadım. Ben bu parayı sana acıdığım için vermiyorum. Bak şöyle düşün. Karnında taşıdığın masum çocuğun geleceği için Mermer Tay Holding olarak bir burs veriyoruz. Ben... Konu kapanmıştır Yeşim. Bu para bebeğinin. Beni kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Torunlarımın annesisin Asuma. Elbette istediğinde yanında olacağım. Son zamanlarda yaşananların sizi çok kırdığını biliyorum. Benim gerçekleri görmem çok zaman aldı. Üstelik hepimiz ayrı ayrı konuşmuştuk seninle. Ama yaşayıp görmen gerekiyormuş. Hayat bana çok büyük bir ders verdi. İnsanlara güvenmemeyi, kolay teslim olmamayı. Dik durmayı zor yoldan öğrendim. Herkesi çok kırdım, biliyorum. Ama benim de yaralanmayan yerim kalmadı. O yaralar iyileşse bile izleri kalacak Asum. Ama bu Allah'ın bir lütfu insanoğluna. Çünkü o izleri her baktığında ne savaşlardan sağ çıktım ben diyeceksin. Beni affedebilecek misiniz? Biz aileyiz. İnsan evladına küser mi hiç? Sen evimize boynun bükük gelmiştin. Kemal'imi daha yeni toprağa vermiştik. Karnında onun çocuğuyla bir başına kalma diye elimizden geleni yapmıştık. Sana anne baba olmuştuk. Ama hayat insanları silmeye devam ediyor işte. Bazen geriye dönüp baktığımda hayatım hiçbir zaman kolay olmamış gibi geliyor. Sakın isyan etme. Sen o kadar büyük acılar yaşadın ki şimdi zaman çocuklarına tutunma ve ayakta dimdik durma zamanı. Allah kimseyi çocuklarıyla sınamasın. Sen bir evladını kaybettin. Hayati'ye her baktığında Kemal'i gördüğünü biliyorum. Onlara bir şey olursa ne yaparım hiç bilemiyorum. Artık sadece güzel şeyler düşün. Bundan sonra her şey güzel olacak. Biliyorum. Evden başlayacağım işe. O kabuslarla dolu evde yaşamak istemiyorum artık. Çocukları da alıp yeni bir hayat kuracağım. En iyisini yaparsın. Hadi benimle gelin. Çocukları okuldan beraber alın. Hadi. Her şeyi yeniden başlarsın kızım. Büyük geçmiş olsun Baki Bey. Büyük bir trajedi yaşadınız.
Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Leyla nasıl? Biraz daha iyi mi? Sinirleri harap oldu tabii. Zamanla unutacağız bu yaşananları. Ben birer kahve yapayım. Ben de sizinle geleyim. İnsan da gece ve gündüz gibi işte. Kimi zaman karanlık, kimi zaman aydınlık. Can beni ipten alan, bir zamanlar hayatımın borçlu olduğum bir insandı. Başarılı bir avukattı. Çalışkandı. Onunla ilgili güzel hayallerim vardı. Ama olmadı işte. Bizim hanım, aşk geceye aittir der. Karanlıktır yani. Cihan o karanlıklarda kayboldu. Ama başka bir taraftan bakınca da tüm yaptıklarını temize çekip gitti. Hepimiz yara aldık yaşananlardan. Ama dediğiniz gibi kızım onun sayesinde hayatta. Artık bize de toparlanmak ve yeniden düzenimizi oturtmak düşüyor. Haklısınız. Baksanıza Mahir ve Gazel bile mürüvvetlerinin heyecanını yaşayamadılar. Üşüyor musun sen? Hayır. Sana sarılırken üşümek ne mümkün? Keşke sana iyi geceler dedikten sonra da kollarımda olsun. Mahir, artık seninle ayrı evlerde uyumak istemiyorum. Şu olanlar biraz unutulsun. Enderes abiyle güvenlik şirketi için kolları sıvayacağız. Önce küçük bir ofisle başlarım. Sonra yavaş yavaş büyütürüm işi. Evimizi de kurarız. Ben de çalışmaya başlarım. Bir şekilde geçiniriz. Hayır. Sen önce okulunu bitireceksin. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Merak etme. Çocukların evini de kuramadık. Daha yeni evliler. En güzel zamanları şimdi. Ama evleri bile yok. Ne yapacaksınız İnci Hanım? Ölümle düğün sıralı işte. Ama bir an evvel hazırlıklara girişmek lazım. Haklısınız. El birliğiyle hallederiz her şeyi. Yani çocuklar burada bizimle kalırlar diye düşünmüştüm. Ama Mahir kendini ispat etmek istiyor. Ona bir şans vermek lazım kendi evlerini kurmaları için. Ev bulmalarına yardım edebiliriz. Onlara uygun ufak temiz bir ev bulabiliriz. Ve ilk etapta dayayıp döşemelerine de yardım edebiliriz. Oho, beyler planları yapmış bile. Tatlı telaşlar bunlar. Konuşmak bile iyi geliyor insana. Hele ev tutulsun. Kendi ellerimle yerleştireceğim gazelimin çeyizini. Teşekkürler. Bu yaşadıklarımız rüya gibi. Atlattığımız onca zorluktan sonra bu mutluluğu hak ettik biz. Şimdi onu doyasıya yaşamak kalıyor bize. Seni öylesine seviyorum ki. Ben de seni. Sonunda yeniden ailece bir araya gelebildik. Ne olur bir daha hiç ayrılmayalım baba. Ne ayrılalım ki kızım? Her şey çığa çıktı ya işte. Gerçek suçlular yakalandı. Babam masummuş. Şunu iyice anlamanızı istiyorum. Beni sizden kimse ayıramaz. Hiçbirinizden. Kimsenin gücü yetmez buna. Öte yandan bir süre sonra siz benden ve Leyla ablanızdan ayrılmak isteyebilirsiniz. Hatta annenizden. Hiç de bile. Olur mu öyle şey baba? Niye ayrılmak isterim ki sizden? Siz de bir gün evlenip yuvadan uçacaksınız. Sevdiğiniz insanı bulunca gözünüz bizi görmez artık. Ben evlenmeyeceğim işte. Hep senin yanında kalacağım baba. Görürüz bakalım. Bunu bir söz olarak kabul ediyorum.
Aşk olsun Menderes, her fırsatı değerlendiriyorsun. Zehra'ya şimdiden gelecekle ilgili sözler verdirmesene. Ben vermedim, bakın dikkatinizi çekerim. Alayım efendim, iyi yolculuklar. Buyurun. Yeşim. Asuman. Ne işin var burada? Bu otobüse binmeden sana sormam gereken bir şey var. Tabii. Gitmek istediğinden emin misin? Hepimizin hayatı darmadağın oldu. Hele sana yaptıklarım. Beni ele vermeyerek yeterince büyük bir iyilik yaptın zaten. Senden daha fazlasını isteyemem. Evet, yaptıkların korkunçtu. Ama ben de korkunç şeyler yaptım. O yüzden seni anlayabiliyorum. Hem sen beni kurtarmasan kim bilir ne halde olurdum. Bu son yaptığım beni biraz affettirmişse ne mutlu. Kal yeşim. İkimizin hayatı da darmadağın oldu. Gel beraber toparlayalım her şeyi. Bu teklifin benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ama sıfırdan başlayabilmem için her şeyi ardımda bırakıp gitmem lazım. Ne zaman ihtiyacın olursa yanındayım. Sağ ol Asuman. Hepinize bir özür borçluyum aslında. Ne özürü Leyla? Ben hayatım boyunca düzgün bir insan olmaya çalıştım. Kimseyi kırmamak, kimseye haksızlık, kötülük etmemek için uğraştım. Biliyorum canım. Sen tanıdığım en iyi kalpli, en değer bilir, en haksever insansın. Ama Firuze'ye bilmeden yaptığım kötülük, hepimizin hayatını savurup attı. Senin, çocukların, Asuman'ın. Leyla, Cihan kendi seçimlerini yaptı. Yaptığının bedelini ödemek istedi. Senin suçun değil. Firuze ile Selim'i bir araya getirmekle, onları ailelerine rağmen bir arada tutmakla hata yapmışım. Bu hatam seni çocuklarından ayrı düşürdü. Asuman'ı sana düşman etti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok özür dilerim hepinizden. Özür dilenecek bir şey yok. Yıllar önce olmuş bitmiş bir olay. İnsanların içini bilemezsin ki Leyla. Onlar başkalarının kötülüğünün hesabını sana, bize, hepimize kesmeye çalıştılar. Ama başaramadılar. Önemli olan da bu. Leyla abla, bence sen çok iyi bir insansın. Kötü bir şey yapmamışsındır. Evet, ben seni çok seviyorum. Sağ olun çocuklar. Böyle düşünmeniz benim için çok değerli. Gördün mü? Biz birbirimize böyle inandıkça, sevgiyle kenetlendikçe her zaman birbirimize dönmeyi başarırız. Ne olursa olsun.